Bak mesela ilginç bir yorum gelmiş Kübra Hanım. Sorunun yani ters, mantığı hatalı bir soru. Hep mi dürüstsünüz, hiç kavga etmediniz mi gerçekten? Bu kadar mutlu musunuz? Kübra Hanım. Şimdi hep dürüstüz. Dürüst olunca kavga etmiyor olmanız sonucu çıkmıyor ortada. Çıkmıyor evet. Dürüstüz çok şükür. Yani ben kendi adıma diyebilirim bunu gönül rahatlığıyla. Açık iletişimden yanayım her zaman. Yani hoşlandığım şeylere de hoşlanmadığım şeylere de söylemekten yanayım. Çünkü insan kendi sınırlarını da kendi psikolojik sağlığını da bence o şekilde koruyabiliyor. Hiç mi tartışmıyoruz? Yok tartışıyoruz. Ama ben şuna inanıyorum. Bilmiyorum hemfikir misin benimle? Birbirimizin canını acıtmak için tartışmıyoruz. Yani anlaşamadığımız bir konu vardır. Tartışırız o konuyla ilgili. Ama sonuçta hani şu ana kadar bir çözüme ulaşamadığımız olmadı herhalde. Yani orta noktayı bulamadığımız bir noktaya gelemedik. Bir amacı var. Yani ben yani hani buna bir laf edeyim de bir hani canını yakayım, şurayı da kanırtayım gibi can yakmalı. Hani bir annenin çocuğuyla da olacağı gibi bence. Yani ben çocuklarımla da zaman zaman atışıyorum. Hani hep mi böyle bu güler yüzü? Hayır. Çocuklarımla da atışıyorum. Bugün büyük oğlumla kendi derslerindeki belli noktalardaki sıkıntıları konusunda, daha doğrusu özensiz yaklaşımı konusunda atıştım mesela. Gayet de ciddiydim. Ama bunu canını yakmaya yönelik yapmıyorum. Ciddiyetimi ifade ediyorum ve konuyla ilgili bir çözüm arıyorum. Yani diyorum bak bu böyle, buranın çözümü ne? Bana bunu bul ve söyle. Ya da gel oturalım konuşalım ve bunu bulalım. Ve hep oradan bir çözüm çıkıyor. Yani kaliteli tartışma dediğimiz bir şey var ya. Hani sırf kötülük olsun diye benim canım acıdı onun canı ya. Hayır bu yüzden değil. Ortada aile sistemini aksatan ya da canımızı sıkan bir şey var. Bunu nasıl çözeceğiz kardeşim? Gel bu oturalım bunu konuşalım. Yani buradaki parola aslında rakip değil, ekibiz yani. Ekibiz biz yani. Tabii. Şimdi benim kocam huzursuz olsa, ayakları geri geri gitse bu sadece onun huzursuzluğu mudur? Ailemize yansımaz mı? Yani. Ya da bir evin hanımefendisi eşinin ona olan tavrı yüzünden gergin olsa, suratı asık olsa bu sırf o karı kocanın problemi. O bütün aileye yansır, herkese yansır. Evet.